Selam herkese. Matematiğin muhteşem üçlüsünün limit, türev, integral kısmına geldik. Bugün integral anlatacağım size. Tabii ki integral anlatırken türevden yararlanacağım. Nasıl ki türev anlatırken limitten yararlandık, öyle tanımladık. İntegral anlatırken de türevden yararlanacağız. Yalnız integrali türevin tersidir diyerek kestirip atmayacağız. Bu kadar basit değil. İntegrale bu kadar haksızlık yapmayalım. Şimdi türevi tanımlarken şöyle demiştik. Türev bir fonksiyonun bir noktadaki anlık değişim hızıdır demiştik. Değişim oranının limitini bularak yapmıştık hatırlarsanız. İntegral de bir değişimdir ama anlık değişim değildir. Toplamda ne kadar değiştiğiyle alakalıdır. Yani değişim durumunun toplamına bakacağız. Tabii ki türevi de kullanacağız integrali anlatırken. Başlayalım bakalım neler olacak göreceğiz beraber. Tanımıyla başlayalım. Girişte bahsettim integral aslında toplam değişim miktarı ile alakalıdır. Türev anlık değişim hızıydı. Bu toplam değişim hızı. Şimdi nasıl tanımlıyorum integrali? AB aralığında tanımda iki fonksiyon var. Küçük fx ve büyük fx'e gösteriyorum. Büyük fx fonksiyonu bu AB aralığının her yerinde türevlenebilir bir fonksiyon. Ve türevi de büyük fx'in türevi fx'e eşit. O zaman büyük f fonksiyonuna küçük f fonksiyonunun ilkeli denir ya da integrali denir. Nasıl göstereceğiz sembolle bunu? Şöyle göstereceğiz. Küçük fx dx'in integrali büyük fx'e eşit ya da büyük fx'in türevini aldığınızda neye eşit olacak? Küçük fx'e eşit olacak. Buradaki c sabiti, sabit türevi sıfır olduğu için c sabitini ekleyeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Mesela 2x'in türevi de 2'dir. 2x artı 3'ün de türevi 2'dir. Ama ikisi aynı fonksiyon değil. Mesela biri orijinden geçer, biri eksenleri kesen doğru denklemidir. Dolayısıyla o sabitleri eklemeyi unutmayalım. Şimdi genel olarak türev ile integral birbirinin tersidir denir. Evet bu yanlış değil ama integral sadece böyle ifade etmek çok doğru değil. Ama evet birbirinin ters işlemlerdir. Aslında ters türev bulmaya integral alma da diyebiliriz. Yani türevi verilen bir fonksiyonun eski haline, başlangıç noktasına döndürmek için neye ihtiyacımız var? İntegrale ihtiyacımız var. Yani fx dx'in integrali fx artı c ise fx artı c'nin türevi de küçük fx fonksiyonu olacaktır. Şimdi burada doğal olarak tabii integral alma ile türev alma birbirinin ters işlemler olarak düşünülebilir. Buradaki D harfi ile integral sembolü birbirlerinin tersidir. Çünkü biz türev alırken hatırlarsanız mesela fx fonksiyonu türevini f üssü x olarak da gösterdik. Y üssü olarak da gösterdik. D'ye bölü dx olarak da göstermiştik. İşte buradaki D daha sonra diferansiyel olarak anlatacağım size ama buradaki D türev bu sembolde integral sembolü böyle S harfi gibi. C sayısı da sabit sayı integral sabiti diyoruz C sayısına. Bir örnek açayım. Mesela integrali pardon 6x'leri 5'in integralini istiyor bizden. Ben şöyle düşüneceğim. Mesela bunun integrali ne diyelim biz? Fx diyelim. Fx artı c diyelim. Çünkü sabitin türevi sıfır olduğu için bunu bilemeyiz. Şimdi diyorum ki ben acaba hangi fonksiyonun ben türevini alırsam bunu elde ederim? Yani bunun türevini aldığımda şurayı elde etmem lazım. Fx artı c'nin türevi 6x'leri 5'e eşit olmalı. O zaman ben neyin türevini alırsam 6x'leri 5'e eşit olur? X'leri 6 artı c'nin türevde kuvvet başa geliyordu, kuvveti 1 azaltıyordu. Dolayısıyla benim fonksiyonum ne olacak? 6 x'leri 6 artı c olacak. Yani bir fonksiyonun integralini türevden yararlanarak bulabiliriz. Yani neyin türevini alırsam bu olur diye ters olarak düşünebiliriz.
Ama tabii bu her zaman çok kolay olmayacak. O yüzden integral alma kurallarını da vereceğim biraz sonra. Evet. F'in türevi verilmiş. F üssü x 6x artı 2. F eksi 2 verilmiş 16. Fx isteniyor. Şimdi tabii integral alma kurallarını gördükten sonra bunu integral sembolünü kullanarak yapacağız ama şu an şöyle düşünüyorum. Şimdi f üssü x ne verilmiş bana? 6x artı 2 verilmiş. Ben diyorum ki neyin türevini alırsam ben 6x olur. 3x karenin, bakın kuvvet başa gelecek, kuvveti biraz azaltacağım. Neyin türevi 2 olur? 2x'in. Peki burada sabit olsaydı bir c. C'nin türevi 0 olduğu için sabitin türevi her zaman olduğu gibi sabit olabilir. Bu sabit 0 da olabilir, farklı bir şey de olabilir. Peki c'yi nasıl bulacağım ben? Buradan ne vermiş bana? F-2 vermiş. Hemen F-2'yi buluyorum. X yerine -2 yazıyorum. 3 çarpı 4 artı 2 çarpı -2 artı C neye eşit olacak? 16'ya. 12 eksi 4 artı C eşittir 12. C buradan ne olur? 8, 4. Şimdi C'yi bulduktan sonra yerine yazıyorum. Fx eşittir. 3x kare artı 2x artı 4 olarak bulmuş oluyorum. 3x kare artı 2x artı 4. Evet, soruda f üssü x yani f'in türevi verilmiş, f eksi 2 verilmiş, fx isteniyor. Şimdi ben ne düşünüyorum? Diyorum ki ben hangi fonksiyonun türevini alırsam 6x kare artı 2 olur. Şimdi neyin türevi 6x kare olur? 3x 6x karesi yok ya ama uydurdum kareyi. Şöyle sileyim. Neyin türevi 6x olur? 3x karenin. Çünkü 2'yi başa getirirsek 6x olur. Kuvveti biraz azaltırım. Neyin türevi 2 olur? 2x'in. Bir de buraya sabit ekliyorum. Neden? C'nin türevi, sabitin türevi 0 olduğu için her halükarda orada bir sabit olabilir. O sabit 0 da olabilir. Farklı bir şey de olabilir. Şimdi öncelikle o C'yi bulacağım. Nereden bulacağım? F2'yi vermiş ya bana. Bunu kullanacağım. Pardon, F-2'yi. X yerine eksi 2 yazalım. 3 çarpı 4. 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Artı C neye eşit? 16'ya eşit. 12, 4, 8 artı C eşittir 16. C buradan ne olacak? 8 olacak. Dolayısıyla fonksiyonumu buldum artık ben. Yazıyorum şimdi. Fx eşittir. 3x kare artı 2x artı 8 olarak buluyorum fonksiyonumu. Şimdi çözelim bakalım birkaç örnek daha. Yine benzer bir soru. Nasıl düşündüğüne dikkat edin. Şimdi neyin türevi 8x olur? 4x karenin. Kuvveti başa aldım 8, 8x. Neyin türevi 6 olur? 6x'in. Bir de sabit ekliyorum çünkü c'nin türevi de 0. Şimdi sabiti bulmak için neyi kullanıyorum? F2'yi kullanıyorum. 2 yazdım karesi 4. 4 ile çarptım 16. 2 kere 6 12 artı c. Neye eşit olacak? 36'ya. Topladım 28 artı c. 36 ise c buradan ne olacak? 8 olacak. Güzel 8 olursa herhalde hepsinde 8 çıkıyor. Şimdi f fonksiyonumu yazıyorum. fx eşittir. 4x kare artı 6x artı 8. Neyi soruyor bana? Ne istiyor daha doğrusu? F1'i istiyor. Hemen F1 yazıyorum. X yerine 1 yazıyorum. 4 artı 6 artı 8 yani 18 cevabını bulurum. Evet, bu defa ne vermiş bana? Gene bak, aynı şeyi düşünüyorum. Bak şimdi şuradaki bir fonksiyon var. X çarpı Fx. Onun integralini aldığımda x'leri 4 eksi 3x kare artı c'yi elde ediyorum. O zaman tersine bunun türevini aldığımda da neyi bulmam lazım? X çarpı fx'i bulmam lazım. O zaman nasıl ifade edeceğim bunu? Şöyle. X'leri 4.
eksi 3x kare artı c'nin türevini alırsam ben x çarpı fx'i bulurum. Eğer x çarpı fx'in integrali x kare 4 eksi 3x kare artı c ise tersi x kare 4 eksi 3x kare artı c'nin integrali x çarpı fx olur. Hemen alıyorum türevini. Kuvveti başa aldım, kuvveti biraz attım, kuvveti başa aldım, biraz attım. Sabitin türevi zaten sıfır. X çarpı fx. Bunu da x parantezine alayım. 4 x kare eksi 6 x çarpı fx. Şu x'ler de gitti. Dolayısıyla fx neye eşit oldu? 4 x kare eksi 6'ya eşit olmuş oldu. Evet, integral türev ilişkisinden az önce de bahsettik. Ne dedik? Bir fonksiyonun bir noktadaki anlık değişim hızı türevini verir. Toplam değişim miktarı da integralini verir demiştik. Sonuçta ikisi de değişimle alakalı. Ama aynı şey değil tabii. Şimdi birbirinin tersi işlemler midir? Evet, bir fonksiyonun türevi verilen bir fonksiyonun kendisini bulmak için aslında ters işlem yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla integral ile türev birbirini aynı toplama çarpma şey çıkarma gibi, çarpma bölme gibi birbirini tamamlayan işlemlerdi. Burada mesela şu ifadenin yani fx dx'in şu ifadenin bir integral alma olduğunu biliyoruz. İntegralini aldıktan sonra onun türevini alırsanız eğer integralle türev şunu temizleyeyim şuradan gideyim. İntegralle türev birbirini götürür, sadeleşir. Ne kalır? Fx çarpı dx kalır. Şimdi aynı şekilde bakın önce integral sonra türev alıyorsunuz. Burada ise önce türev sonra integralı alıyorsunuz. Farkı şu. Siz sabit bir sayının türevini aldığınızda sıfırdır. Yani 2x'in şöyle yazayım. Biraz önce gösterdim aslında. 2x'in türevini alırsanız 2 olur. 2x artı 2'nin türevini alırsanız o da 2 olur. 2x eksi 3'ün de türevi 2x olur. Dolayısıyla bu sabitler farklı da olsa türevleri aynı olacağı için önce türev alıp sonra integral aldığınızda gene bunlar birbirini götürür ama ne ekleriz biz? Sabit ekleriz oraya. Şimdi burada ne yapıyoruz? Önce integral sonra türev alıyoruz. Tamam. Yani bu türevle integral birbirini götürüyor. Bu değişkenler de birbirini götürüyor. Dolayısıyla ne kalıyor geriye? Fx kalıyor. Yani dolayısıyla integralle türev alma işlemine burada dikkat edin. Yani önce türev sonra integral alınıyorsa o sabiti unutmayın. Mesela hemen yandaki örneğe bakalım. İntegral alınmış sonra türev alınmış. O zaman türevle integral birbirine götürür. Kalan x artı 1 çarpı dx. Şimdi burada önce integral sonra türev alacağım. Ne yapıyorum? Bunlar birbirini götürür. Değişkenler birbirini götürür. Ne kaldı? X kare artı 1. Aslında bunun diferansiyel kavramında çok daha iyi anlayacaksınız. Biraz sonra anlatacağım diferansiyeli. Burada önce türev sonra integral girmiş devreye. Evet bunlar birbirini götürür ama sabitin türevi de sıfır olduğu için buraya ne eklenmeliydi? C eklenmeliydi. O yüzden C şıkkı yanlıştı. D şıkkı 8x'in integrali 4x kare yani tersini düşünün. 4x karenin türevi nedir? 8x'tir. Sabitin türevi sıfır olduğu için değişmeyecektir. Doğrudur. Burada da önce integral sonra türev alınmış. Türevle integral birbirini götürecektir. Dolayısıyla kalan x kare 4 eksi x küp olacaktır. Dediğim gibi az sonra diferansiyel kavramını anlatacağım. Orada daha iyi anlayacaksınız bunları. Biraz sonra ama önce türev alma kurallarını yapalım sonra. Evet burada da bakın çocuklar şu fonksiyonun önce integralini alıyor sonra da iki defa türevini alıyor. Şimdi türevle integral birbirini götürür ama iki türev var. Yani şunun bir türevle bir integral birbirini götürür kalan yani d bölü dx ne kalır? X kare 4 eksi 2x küp artı 6x yani bir daha türev alacağım. İki defa türev vardı bir türevle integral birbirini götürdü. Ne kaldı? Bir tane türev kaldı. Alıyorum. 4x küp eksi 6x kare artı 6 olarak bulurum cevabı.
fx fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki teğetinin eğimini soruyor bize. Şimdi bir noktasındaki teğetinin eğimi, bu noktadaki teğetin eğimi aslında bu noktadaki neye eşit? Türeve eşit. Aslında bize neyi soruyor? Bir noktasındaki türevi soruyor. Değil mi? Türev eşittir eğim demiştik hatırlarsanız. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi fonksiyona o noktadan çizilen teğet doğrunun eğimine eşittir. Tamam. Şimdi bana ne lazım o zaman? F üssü x lazım. Ne yapıyorum ben? Eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. Fx'in türevi f üssü x eşittir. Burada türevle integral birbirine götürüyor. Ne kalıyor? X'leri 4 artı x küp eksi 2x artı 3 kalıyor. Tamam. Şimdi f üssü 1. F üssü 1'i buluyorum. X'ine 1 yazıyorum. 1 artı 1 eksi 2 artı 3. Yani f üssü 1 neye eşit? Artı 2 eksi 2 bitti. 3'e eşit. Demek ki eğimim nedir? 3'tür. Evet, bu sefer sorumuzu çok güzel okuyalım, yorumlayalım. Çünkü güzel yorum sorusu. Şimdi fx çarpı x kare neye eşit? İntegral x kare artı ax eksi b'nin integraline eşit. f2'yi vermiş. Diyor ki fx fonksiyonunun x eşittir 2 apsisli noktasındaki teğetin eğimi 3. Ben bunu matematiksel olarak nasıl yazıyorum? Bir fonksiyonun bir noktadaki teğet doğrusunun eğimi fonksiyonun o noktadaki teğetine eşit. Şey, türevine eşit, teğetine eşit diyorum. Yani f üssü 2 eşittir 3. Tamam. Bir de f2 üssü 2 yani ikinci türevi vermiş 8. f2'yi vermiş 1. Bize ne soruyor? Bize a'yı soruyor. Tamam. Ben şimdi hemen soruya geri dönüyorum. Bu integralden kurtulmak için eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. Bakın bu türevle bu integral birbirini götürdü. Ama burada bir çarpım işlemi var. Çarpımın türevini yazacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi eşittir. Burada integralle türev birbirini götürdü. X kare artı AX eksi B kaldı. Şimdi dikkatlice bakmanızı istiyorum. Çünkü bak elimde ne var? F üssü X var. Fx var. Yani neyi bilmem lazım benim? X yerine 2 yazıp X yerine 2 yazıp şu F üssü 2, F2'yi bir kullanayım bakayım. X eşittir 2 için f üssü 2 çarpı 4 artı f2 çarpı 4 eşittir 4 artı 2a eksi b. Tamam. F üssü 2'yi ne vermişti soruda? 3. F2'yi ne vermişti? 1. Dolayısıyla 12 artı 4 eşittir 4 artı 2a eksi b. Şu dörtler de gitti. Buradan 2a eksi b'nin 12 olduğunu bulduk. Tamam da bize A soruluyor. Buradan ben ne yapabilirim? İki bilinmeyen var, bir tane denklem var. O zaman şöyle düşünebilirim. Şu bana verilen, şu kırmızıyla yazdığım fonksiyonu bir daha türev alsam, eşitliğin her iki tarafının türevini alsam şöyle. Türev alma da bir işlem sonuçta, toplama gibi, çıkarma gibi, çarpma gibi. Denklem bir terazi. Her iki tarafta istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz kurallar dahilinde. Şimdi burada bir çarpım var. Çarpımı kullanarak yazacağım. Birincinin türevi f üssü x ya. Bir daha türev aldım. f2 üssü x çarpı ikinciyi aynen yazdım. Artı birinci çarpı ikincinin türevi 2x artı. Şimdi bu toplam türevi ayrı ayrı alıyorum. Şimdi bu ikinci kısmın türevini alıyorum. Birincinin türevi f üssü x çarpı ikinci artı birinci çok özür dilerim fx olacaktı hemen düzeltiyorum çarpı ikincinin türevi 2x'in türevi 2 eşittir sığmadı buraya ama şunun türevini alıyorum 2x artı a güzel şimdi x gördüğüm yere ne yazıyorum 2 yazıyorum çünkü hep neyi biliyorum f üssü 2 f2 üssü 2 f2 hepsini biliyorum. Şimdi yerleştiriyorum. F2 üssü 2 çarpı 4
artı f üssü 2 çarpı 4 artı f üssü 2 çarpı 4 artı f2 çarpı 2 eşittir 4 artı a. Tamam, güzel. Şimdi yerleştiriyorum. F2 üssü neye eşittir? 8. 8 kere 4, 32. F üssü 2 neye eşittir? 3. 3 kere 4, 12. F üssü 2, 3'tü. 3 kere 4, 12. F2, 1'di. 1 kere 2, 2. Eşittir 4 artı a'ya. 32, 44, 56, 58 eşittir 4 artı a. Buradan A'nın değeri ne olur? 54 olur. Mesela burada tabii ilk bu mavi işlemi yaptık ya. Bunu yapmadan da direkt bu ikinci kısmı yapabilirdik. Ama B'yi sorsaydı burada yerine yazıp A'yı oradan B'yi de çekebilirdik. Evet, fx fonksiyonu integral sembolü altında x kare eksi 12 x artı 32 olarak verilmiş. Diyor ki bu fonksiyonun yerel ekstremum noktalarının apsisleri toplamı nedir? Biz bir fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını yani maksimum ya da minimum noktalarını nasıl buluyorduk? Ne demekti maksimum minimum nokta? Türevinin işaret değiştirdiği yerdi. Yani artıdan eksiye geçiyorsak maksimum, eksiden artıya geçiyorsak minimum noktaydı. Dolayısıyla ben türevinin neyine bakacağım? İşaretine bakacağım. O yüzden eşitliğin her iki tarafının türevini alıyorum. F üssü x eşittir. Buradaki türevle integral birbirini götürdü. X kare eksi 12x artı 32. Tamam. Şimdi bunun maksimum ya da minimum değerlerini bulmak için ne yapıyorum? Bunu sıfıra eşitliyorum. Köklerini buluyorum. X, X, 32'yi de nasıl ayıralım? Toplamları eksi 12 olacak şekilde. Eksi 8, eksi 4 diye ayıralım. Yani X eşittir 8 ve X eşittir 4 bunun kökleri olacaktır. Ekstremum noktaların apsisleri toplamını istiyor. Aslında bunları istiyor. Kökler toplamı direkt onu da yapabilirdik. Yani toplamı istiyor 12. Mesela en büyük değeri, en küçük değeri isteyebilirdi. O zaman tablo yapıp oradan da çözebilirdik. Evet, belirsiz integralin özellikleri. Sabitin integralini alırken sabiti diye direkt integralin dışına atabilirsiniz. Yani a çarpı fx integral ya da a çarpı integral fx yapabilirsiniz. Toplamı ve farkın integrallerini ayrı ayrı integraller toplamı ya da fark olarak yapabilirsiniz. Fakat çarpım ve bölümü yapamazsınız. Yani çarpımın integralini ayrı ayrı integraller çarpımı ya da bölümün integralini ayrı ayrı bölümün integrali şeklinde yazamazsınız. Öyle bir özelliğimiz yok. Evet, geldik integral alma kurallarına. Şimdi biraz önce hep türevden yararlanıp integral hesapladık ama dediğim gibi her zaman çok kolay olmayabiliyor bu. Mutlaka integral alma kuralını bilmemiz lazım. Aynı türeve benzer, tabii hani biraz ters işlem yapıyoruz da onun gibi en temel integral alma kuralımız nedir? Şimdi türevde ne yapıyorduk? Kuvveti başa alıyorduk, kuvveti bir azaltıyorduk. Bunda ise kuvveti çarpan olarak değil, ters işlem yapıyoruz da bölü olarak yazıyoruz ama kuvveti bir azaltıyorduk türevde, bunda bir artırarak yapıyoruz. Yani mesela x'leri n'in türevini nasıl alıyorduk? N başa geldi katsayı olarak, kuvveti bir azalttık. Burada ne yapıyorum? Kuvveti bir artırıyorum, n artı bir olacak kuvvet. O elde ettiğim kuvveti de paydaya yani bölü olarak yazıyorum n artı 1 olarak. Yani x'leri n'in integrali alınırken nasıl alacağım? Kuvveti 1 artıracağım bölü paydaya da artırdığım kuvveti yazacağım. Şimdi sabitin türevi sıfırdı. Peki sabitin integrali nedir? 1'dir. Çünkü 1x 1'dir diyorum ya. X'in de türevi 1'dir değil mi? Y'nin de değişkeniniz neyse yani. Neyin türevi 1'dir? X'in. O zaman neyin integrali 1'dir? 1'in Allah'ım niye ters söylüyorum? Neyin türevi 1'dir dediğimde X diyoruz ya. Şimdi ben de diyorum ki neyin integrali X'tir? 1'in. 1 çarpı dx X ya da dy ise y. Ya da DA ise A, değişkeniniz neyse yani. Sabit bir sayının integralini alırken sabiti integralin dışına atabilirsiniz. Mesela K'yı dışarı attınız.
Yani k çarpı dx yazarsınız. E, dx ne demek zaten? X demek k çarpı x. Sonra da ona ne ekliyorsunuz? Hep sabit ekliyorsunuz. Sebebi ne? Sabitin türevi sıfır olduğu için o sabitler ondan ekleniyor. Biz ona integral sabit diyoruz. Ama en temel anlamıyla kuvveti artırıyoruz. Türevdekinin tersi olarak. Başka katsayı olarak yazmıyoruz. Bölü olarak yazıyoruz. Evet, mesela 4x'in integralini alıyorum. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. 4 çarpı x'leri 0 diye düşünün. Bakın çok daha kolay olacak. Sabiti integralin dışına atıyorum zaten. Sabitimi x'leri 0 dx. Şimdi şunun integralini alıyorum. Bakın 4 zaten var. Kuvveti 1 artırdım. Kuvvetim ne olduysa paydaya da onu yazdım. İşlem bitti. C'yi ekledim. Dolayısıyla ne oldu burası? 4x artı C olmuş oldu. Bakın 4x artı C'nin türevini alırsanız da 4 cevabını bulursunuz. Yani bulduğunuz sonucun doğru olup olmadığını kontrol etmek için integral alma işleminiz bittikten sonra integralini bulduğunuz fonksiyonun türevini alın. Geri size başa döndürüyorsa doğru yapmışsınızdır. Ne yapıyorum? Kuvveti 1 artırıyorum. Paydayı da aynısını yazıyorum. İntegral alma işlemi bitti. C'yi ekliyorum. Yani x'leri 5 bölü 5 artı C olarak yazıyorum. Evet. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Katsayı bu 1 bölü 6. Atın integralin dışına şöyle. 1 bölü 6 dx'in integrali x. İntegral alma işlemim bitti. C'yi ekledim. Bakın katsayı atıyorum integralin dışına. X'in integrali x kare bölü 2. Kuvveti 1 artırıyorum. 1'de 2 yaptım. Paydayı da aynı şeyi yazdım. İntegral alma işlemi bitti. C'yi ekledim. Şimdi mesela sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Eksi x kare artı c olarak yazabilirsiniz. Aynı şeyi yapıyorum. Kuvveti 1 artırdım. Eksi 8'e 1 ekledim. Paydayı da aynısını yapıyorum. İntegral alma işlemi bitti. C'yi yazıyorum. Yani x'leri eksi 7 bölü eksi 7 artı C olarak yazıyorum. Ya da daha estetik şöyle yazabilirsiniz. 1 bölü eksi 7 x'leri 7 artı C de diyebilirsiniz. Burada da köklü bir ifade var. Onu önce üslü yazacağım. X'leri 1 bölü 3 çarpı dx demek bu. Şimdi kuvveti 1 artırıyorum. Paydayı da aynısını yazıyorum. İntegral alma işlemim bitti. C'yi ekliyorum. Ne oldu? X'leri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3 oldu. Bunu bir düzenlersek şöyle yapabiliriz. 3 bölü 4 çarpı onu da 4. dereceden pardon 3. dereceden x üzeri 4 diye yazabiliriz. İntegral alma işlemimiz bitti. Sabiti ekledim. Evet. A burada sabit. Neden anladık? Çünkü değişkenime x demiş. Onun için a'yı integralin dışına atabilirsiniz. Dx'in integrali x'tir. A çarpı x olur. İntegral almam bitti. Sabiti ekledim. 3 burada sabit attım. 1 bölü x karede x'leri eksi 2 diye yazdım. Şimdi kuvveti 1 artırıyorum. Paydayı da aynısını yazıyorum. İntegral alma işlemim bitti. C'yi ekledim. Yani 3 çarpı x'leri eksi 1 bölü eksi 1 artı c oldu. Hatta bunu biraz daha estetik yazarsanız eksi 3 bölü x artı c olarak ifade edebiliriz. Evet, integralin eşiti istenmiş. Toplam ve farkın integrallerini ayrı ayrı yapabiliyorduk. Burada da aynı şeyi düşünebilirsiniz. Yani ayırabilirsiniz, direkt de yapabilirsiniz. Şimdi x karenin integrali x'leri 3 bölü 3. Eksi 4, x'in integrali x kare bölü 2. Eksi 1, x'in integrali, 1'in integrali x, 1x yani. İntegral alma işlemim bitti. C'yi ekledim. Sonra burayı düzenlersiniz. Eksi 4 bölü 2, 2 olur. Yani x küp bölü 3 eksi 2x kare eksi x artı c olur. Yani Bursa seçeneği olur. Bakın burada ben kesili bir ifade var ya, onu ayrı ayrı yazacağım. Şu ortak payda ya, yani onu şöyle yazacağım. X kare 4 bölü x kare
x kare bölü x kare eksi 1 bölü x kare diye yazıyorum. Şimdi birinciden ne kaldı? X kare kaldı. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Bunu da eksi x'leri eksi 2 diye yazıyorum. Şimdi bunun integralini alacağım. X kare artı 1 eksi x'leri eksi 2 dx. İntegralini alıyorum. X karenin integrali x küp bölü 3. Birin integrali x. X'leri eksi 2'nin integrali kuvveti 1 artırdım. Paydayı da aynısını yazdım. İntegral alma işlemim bitti. C'yi yazdım. Şimdi bunu bir düzenleyelim. X küp bölü 3 artı x eksi eksi artıya dönecek 1 bölü x artı c. X küp bölü 3 artı x artı 1 bölü x artı c olarak buluruz. Şimdi her fonksiyonunu integralini ayrı ayrı vermiş. Ben şu ifadeyi dikkat edersem çarpımın türevini veren bir ifade. Tek integral altında toplamak istiyorum. Yani şöyle yazabilirim bunu. Çünkü toplamın integrali integrallerin toplamına eşitti. F üssü x çarpı dx artı g üssü x çarpı fx. Şöyle parantez alıyorum. Dx diye yazabilirim. Şurası neye eşit? Fx ile gx'in çarpımının türevine eşit. Güzel. Şimdi buradan yürüyeceğim ben. Şimdi şöyle yazalım. Px eşittir. Bu türevle bu integralde birbirini götürecek ne kalacak? Fx çarpı gx kalacak ama buna sabit ekliyorum. Çünkü sabitin de türevi sıfırdır ya. Şimdi verilenleri bir yerleştirelim bakalım. Ne verilmiş bize? F3 ile G3'ün çarpımı H3 verilmiş. Dolayısıyla hemen x yerine 3 yazıp buradan önce bir işlemi yapayım. H3 eşittir. F3 çarpı G3 artı C. Neye eşit? Bu 4'e eşit. F3 ile G3'ün çarpımı ne? 7. Buradan C'nin değerinin 3 olduğunu bulurum. Peki bir de H1 lazım. X yerine 1 yazıyorum. H1 eşittir. F1 çarpı G1 artı C yerine de 3 yazdım. F1 ile G1'in çarpımı ne verilmiş? 5. Dolayısıyla H1'in değeri ne olacaktır buradan? 8. Evet, bu soruda da dikkat ederseniz f üssü x bölü x eksi fx bölü x kare. Sanki burada da bölümün türevi var gibi düşünebilirsiniz. Şöyle yapalım. Ayrı ayrı farkın integrali alınmış ya. Biz tek integral altında toplayalım bunları. Şöyle yani f üssü x bölü x eksi fx bölü x kare şöyle yapalım. Çarpı dx diyelim. Şimdi burada da bir kesirli ifade var ya payda eşitlerseniz yani şunu x ile genişletirseniz eğer şöyle olacak. X çarpı f üssü x eksi fx bölü x kare olacak. Şu şekilde dx. X eşittir. Şimdi eğer şuna dikkat ederseniz bakın şurası bölümün integralde neyin integrali? Fx bölü x'in integrali diyorum ya türevi. Türevidir. Bölümün türevi. Bakın payın türevi f üssü x çarpı payda eksi pay çarpı paydanın türevi bölü paydanın karesiydi. Şimdi aynen bunu veriyor. Yani soru şöyle oldu bakın. Hx eşittir integral fx bölü x'in türevi çarpı dx oldu. Tamam. Şimdi türevle integral birbirine nötrlüyor biliyorsunuz. Ama önce türev sonra integral alındığı için ben burada ne yapacağım? Bir sabit eklemek zorundayım. Artı c diyeceğim. Güzel. Şimdi ne verilmiş soruda? H1, F1 verilmiş. O zaman x eşittir 1 için diyorum. H1 eşittir. F1 bölü 1 artı C. Neye eşit? 6'ya. Çok özür dilerim. Şöyle şuraya yanlış yazdım. H1 yerine ne yazacağım? F1 artı 6 yazacağım. Şimdi şunu yazdım. H1 yerine de F1 artı 6 yazıyorum. F1'ler gitti. Buradan C'nin değeri ne olur? 6 olur. Tamam. Şimdi yani fonksiyonum şu. Hx eşittir. Fx bölü x artı 6. Ne soruyor bana? H2 eksi 2 soruyor. H eksi 2 eşittir.
f eksi 2 bölü eksi 2 artı 6. Peki f eksi 2'nin değeri kaçmış? 4. 4 bölü 6 deyip c yazın. 4 bölü eksi 2 artı 6. 4 bölü eksi 2 eksi 2. 6 ile topladım. 4 cevabını buldum. Evet, biraz önce diferansiyel kavramından bahsetmiştim. Yani diferansiyeli bilsek burada daha iyi olur gibi. Şimdi ne demek diferansiyel? Bir fonksiyon diferansiyeli ne demek? Aslında fonksiyon diferansiyeli demek türev çarpı, yani fonksiyon türevi çarpı değişken demek. Dolayısıyla bir fx fonksiyonun diferansiyelini aldığınızda, yani dfx demek fx'in türevi f üssü x çarpı değişkenimiz x ise dx, y ise dy. Yani diferansiyel demek türev çarpı değişken demek. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Şimdi örnek üzerinden göstereyim. Fonksiyonun diferansiyeli nedir diyor. Yani fx fonksiyonunun diferansiyelini istiyor. dfx'i bulacağım ben. Ne yapacağım? Fx'in türevini alacağım. Pardon. Çarpı değişken diyeceğim. Değişkenimiz x olduğu için çarpı dx diyeceğim. Şimdi hemen türevini alıyorum. Şurada fonksiyonun 3x kare eksi 4x artı 3 türevini aldım. Çarpı değişken diferansiyelini almış oldum. Evet, bu defa değişkenimiz neye bağlı? A'ya bağlı. O zaman ben diferansiyelini alırken, yani dy eşittir a küp eksi 1 bölü a karenin türevi çarpı değişkenim a olduğu için çarpı da diyorum. Şimdi türevini alıyorum. A küpün türevi 3 a kare. 1 bölü a kareyi de a üzeri eksi 2 diye yazarsak türevi eksi 2 çarpı a üzeri kuvveti 1 ne yapıyorum? Azaltıyorum. Ne oluyor? Eksi 3 oluyor. Şöyle yapayım. Çarpı da. Şimdi bir düzenleyelim. 3 a kare eksi eksi artıya dönecek. Artı 2 bölü a küp da olarak yazabiliriz. Fx fonksiyonu x'leri 4 artı x küp olarak vermiş. Fonksiyonun diferansiyelini istiyor. Yani dfx'i istiyor. Ne yapıyorum? Fx'in türevini alıyorum. Çarpı değişkenim x olduğu için dx yazıyorum. Şimdi türevini alıyorum. X'leri 4, 4x küp artı x küpün türevi 3x kare. Türevi aldım. Çarpı değişkeni yazdım. İntegral hesaplamada değişken değiştirme yöntemi. Aslında biz bunu nerede yapıyoruz? Mesela polinomlarda çarpanları ayırırken böyle karmaşık denklemleri daha sade hale getirip ondan sonra çarpanları ayırıyorduk. Veya denklem çözerken ya da eşitsizlik çözerken mesela üstel fonksiyonlar varsa onları değişken değiştirerek daha basit polinom fonksiyonu şekline getiriyorduk. Burada da mantık aynı. Daha karmaşık fonksiyonları değişken değiştirerek daha sade hale getirip basit integral alma kurallarını uygulayarak sonuca ulaşmaya çalışacağız. Şimdi burada tabii değişken değiştirirken nelere dikkat edeceğiz? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi mesela hangi fonksiyona değişken değiştirirken mesela u derseniz onun diferansiyelini aldığınızda kalan parçayı bulmalısınız. Kalan kısmı, yani fonksiyonun aldığınız kısmı, hangi kısmı aldınız, ona u dediniz, diferansiyelini aldığınızda kalan kısmını bulmalısınız. Yani burada mesela gx'e u derseniz g üssü x dx, yani diferansiyeli gx'in neyi verecek bize? du'yu verecek. Böylece değişkenimiz artık x olmayacak. Ne olacak? U olacak. Basit bir fonksiyona çevireceğiz. Oradan da integral alacağız. Evet, bakın burada mesela n'inci dereceden f fonksiyonu fx çarpı f üssü x dx verilmiş. İntegralin eşit isteniyor. Ben burada ne yapacağım mesela? Fx fonksiyonuna ben eğer u dersem her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. dfx, yani du. Şimdi dfx ne demek? Fx'in türevi çarpı değişken, yani dx demek eşittir du'ya. Şimdi bakın sorun nasıl oldu? Fx yerine ne yazıyorum? U üzeri n çarpı f üssü x dx yerine de du yazıyorum. Böylece değişkenin u'ya çevirmiş oldum. U üzeri n'in şimdi integralini alıyorum. Ne yapıyorum? Kuvveti 1 artırıyorum. Bölü paydaya yazıyorum kuvveti. İntegral alma işlemim bitti. Sabiti, yani c'yi ekliyorum. Şimdi u dediğim neydi benim? Neye u demiştim ben? Fx'e. O zaman u gördüğüm yere fx yazıyorum artık. Fx'in n artı birinci kuvveti bölü n artı bir artı
C olarak buluruz cevabı. Evet, burada da mesela neye u dersem diferansiyeli kalan kısmı verir. Burada da ben mesela x küp eksi 2'ye u diyorum. Şimdi her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. D x küp eksi 2 d u. Ne demek d x küp eksi 2 diferansiyeli ne demek? Türev 3x kare çarpı değişkenin x dx eşittir d u. Şimdi bana ne lazım? X kare dx lazım. O zaman her iki tarafı 3'e böleyim. Oradaki kısma benzetmek için. Dolayısıyla x kare çarpı dx neye eşit oldu? du bölü 3'e eşit oldu. Şimdi verilenleri yerine yazıyorum. X küp eksi 2 yerine ne yazıyorum? U yazıyorum. U üzeri 3 çarpı x kare dx yerine ne yazıyorum? du bölü 3 yazıyorum. Bu 1 bölü 3'ü integralin dışına atıyorum. Kat sayı o. Ne kalıyor o zaman? U küp çarpı du oluyor. Artık u'ya bağlı bir integral elde ettim. Şimdi o şey değişken elde ettim. Şimdi o değişkenin integralini alacağım. 1 bölü çarpı u üzeri 3'ün integrali kuvveti 1'i artırdım. Bölü 4 integral almam bitti. C'yi ekledim. Bunu da tabii kesirli olduğu için çarparsanız u üzeri 4 bölü 12 artı C olarak bulursunuz. Peki şimdi artık u yerine değerini yazalım. U dediğimiz neydi? X kare x küp eksi 2. X küp eksi 2'nin dördüncü kuvveti bölü 12 artı C bizim cevabımız olacaktır. Evet, aslında soruya baktığınızda bir süre sonra neye U diyeceğinizi görebilirsiniz. Mesela baktınız şuna hemen ben U dersem şurası ne olur bakın DU olur. Şurada yazıyorum şimdi. Olacağını çok net görebilirsiniz. X kare artı 6x artı 1'e u dedim. Şimdi her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. D çarpı x kare 6x artı 1 D çarpı u. Tamam mı? Her iki tarafın diferansiyelini aldım. Şimdi ne demekti diferansiyel? Türev çarpı değişken. Şimdi türevini alıyorum. 2x artı 6 çarpı değişkenin dx. Aslında burada da aynı şeyi yapıyorum da direkt yazıyoruz. U olduğu için türevi 1. Değişkenim u olduğu için du. Dolayısıyla şimdi soru şöyle oldu. U küp pardon u kare çarpı du. Bunun integralini alıyorum. U küp bölü 3 artı c. Basit bir fonksiyona çevirdiğim için integral almam kolay oluyor. Sonra da u gördüğüm yere ne yazıyorum? X kare artı 6x artı 1'in kübü bölü 3 artı c. Evet, ne yapalım da daha sade bir fonksiyon elde edelim. Burada da bu kesirli ifadelerde genellikle paydaya u demeyi dikkat edin. Yani genelde böyle bir net bir şey söyleyemem ama genelinde bu şekilde çözmek çok daha kolay oluyor. Burada da x küp artı 1'e ben u dersem eğer, şimdi her iki tarafın diferansiyelini alacağım. DU DX kare artı 1. Ne demekti diferansiyel? Türev çarpı değişken. Türevini alıyorum 3X kare. 1'in türevi zaten 0 sabit olduğu için. Çarpı değişkenim DX. U'nun türevi 1. Çarpı değişkenim U DU. Tamam. Şimdi şurayı görüyor musunuz? 6X kare artı pardon 6X kare çarpı DX var. Ben de ne buldum? 3X kare çarpı DX buldum. Ben o zaman şöyle 6 yerine 2 çarpı 3x kare diye yazıyorum. Çarpı dx bölü x küp artı 1'in karesi diye düşünüyorum. Bu 2'yi integralin dışına atacağım. Tam benzesin. 3x kare çarpı dx bölü x küp artı 1'in karesi. Şimdi oldu bakın. Şimdi ben şuna ne dedim? Şuraya u dedim. Şuraya ne demiş oldum? DU demiş oldum. Yani soru ne oldu? 2 çarpı DU bölü U kare oldu. U kareyi de yani 1 bölü U kareyi de U üzeri eksi 2 diye yazayım şöyle. Şimdi integralini alabilirim. U üzeri kuvvetli 1 artırdım. Paydaya da aynısını yazdım. İntegral alma işlemi bitti. C'yi yerleştirdim.
Yani eksi 2 bölü u artı c olarak buldum. Şimdi neye u demiştim? X küp artı 1'e. En son bunu da yerine yazıyorum şurada. Şunu şöyle kaydırayım. Eksi 2 bölü u gördüğüm yere x küp artı 1 yazıyorum. Artı c olarak buluyorum. Yani d seçeneği olur. Evet, burada da köklü bir ifade var. Yine aynı şeyleri yapacağım. Bakın köklü ifadenin içine u diyeceğim. Şuraya. X kare eksi 3x artı 1'e u diyorum. Şimdi her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Diferansiyel ne demekti? Türev çarpı değişken. Türevi 2x eksi 3 çarpı değişkenimiz dx eşittir du. Şimdi hemen yukarıda 2x eksi 3 çarpı dx'i gördünüz. Burası du oldu. Buraya da u demiştik. Yani soru ne oldu? İntegral du bölü kök u oldu. Peki onu da üstü yazalım. du bölü u üzeri 1 bölü 2 diye yazıyorum. Hatta onu da paydaya çıkarayım. Yani şöyle yazayım. U üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı du. Şimdi integral alıyorum. Ne yapıyorum? Kuvveti 1 artırdım bölü paydaya da aynısını yazıyorduk. İntegral almam bitti. C'yi ekledim. Buraya bir düzenlemem lazım. U üzeri yukarısı ne olur? 1 bölü 2 olur. Aşağısı da 1 bölü 2 olur. Artı C. Ters çevirirsiniz. 2 çarpı U üzeri 1 bölü 2 yani kök U artı C olur. Sonra da U gördüğüm yere X'li ifadeyi yazıyorum. Yani 2 çarpı U yerine ne yazıyorum? X kare eksi 3X artı 1 kapattım. Artı C olarak yazdım. Evet, hem paydada hem payda köklü ifade var ama her ikisinin de kök içindeki değeri x eksi 1. Ben de x eksi 1'e u diyeceğim. Değişken değişimini x eksi 1'den yana yapacağım. Şimdi her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Diferansiyel ne demekti? Türev çarpı değişken. X eksi 1'in türevi 1 zaten. Değişkenin dx eşittir du. Yani dx yerine du yazmış olacağım. Dx eşittir du olacak. Şimdi yerine yerleştiriyorum. Kök içinde x eksi 1 yerine u yazdım. Artı 1 bölü küp kök u çarpı dx yerine de du yazıyorum. Şimdi burada isterseniz şunu yapabilirsiniz. Ayrı ayrı yani toplamın integrallerin toplamı olarak yazabilirim. Farkında yapıyordum. Çarpma ve bölmeyi yapamıyorduk hatırlarsanız. Yani şöyle yazabilirim ben. Kök u bölü küp kök u du artı du bölü küp kök u olarak yazabilirim. Şimdi bunları üstü sayıya çevireceğim. Biraz işlem uzun sürecek. Kök u'yu u üzeri 1 bölü 2 diye yazıyorum. Küp kök u'yu da u üzeri 1 bölü 3 diye yazıyorum. Çarpı du. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Du bölü u üzeri 1 bölü 3. Şimdi üstlü ifadeler payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıyorum. Yani 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarıyorum. Du artı. Bunu da paya alıyorum. U üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı du. Şimdi en son elde ettiğim şey ne? U üzeri ne oldu? 2 6'da genişletirsek 3 ve 2 ile paydalarını eşitlersek 1 bölü 6 oldu. Çarpı du artı u üzeri eksi 1 bölü 3 çarpı du oldu. Şimdi integral alabilirim. Kuvveti 1 artırdım. 1 bölü 6'yı 1 artırdım. Bölü 1 bölü 6 artı 1 artı. Eksi 1 bölü 3 kuvveti 1 artırdım. Paydaya da aynı şeyi yazıyorum. İntegral almam bitti. C'yi ekledim. Düzenleyelim bakalım. 1 bölü 6 artı 1 ne olur? 7 bölü 6 olur. Ters çevirsek 6 bölü 7 çarpı u üzeri o da gene 7 bölü 6 olacak. Buradan ne gelecek? 2 bölü 3 gelecek. Ters çevirdik. 3 bölü 2 oldu.
çarpı u üzeri 2 bölü 3 artı c. Sonra da u gördüğünüz yere ne yazacaksınız? X eksi 1 yazacaksınız. Yazalım bakalım. 6 bölü 7 x eksi 1'in 7 bölü 6. kuvveti artı 3 bölü 2 çarpı x eksi 1'in 7 bölü 6, pardon, 2 bölü 3. kuvveti. Hemen şunu düzelteyim. Evet, 2x kare artı x'in önce integralini almış, sonra da neyini almış? Türevini almış. Türev de integral zaten birbirine götürür. Yani türev, diferansiyel ne demek? Türev çarpı değişken demekti. Aslında burada evet, ne yapmış? 2x kare artı x'in integralini alıp sonra da türevini almış. İntegralın türevi alırsanız ne yaparsınız? Başa dönersiniz. Yani fonksiyona hiçbir değişiklik yapmamış olursunuz. Bu dx ile dx'i sadeleştirirsiniz. D ile de integrali sadeleştirirsiniz. Ne kalır? 2x kare artı x kalır. Yani fonksiyonun kendisi olur. Başa dönmüş olursunuz. Burada da gene integral alıp türev almış ama 3 defa türev almış. Şimdi ilk türevi bir tanesiyle, yani dx'in biriyle biriyle dx'i sadeleştirdim. Burada ne kalacak? Dx kare kalacak. D küpün biriyle de integrali sadeleştirdim. Burada ne kalacak? D kare kalacak. Ben aslında ne bulmuş oldum? D kare bölü dx kare 2x küp artı 6x. Yani 2x küp artı 6x'in iki defa türevini alacağız. Şimdi birinci türevini alıyorum. 6x kare artı 6. Bir daha türevini alıyorum. 12x. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 12x olacaktır. Şimdi burada fark ne? Gene bakın x'ler 6 eksi 3x karenin önce diferansiyelini almış. Sonra integralini almış. Sonra onun iki defa türevini almış. Şimdi şu diferansiyeli nasıl yazabilirim ben? Şöyle yazıyorum buraya. Diferansiyel ne demekti? Türev çarpı değişken. Türevini alıyorum. 6x'leri 5 eksi 6x türevini aldım. Çarpı değişken. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bunun integralini alıp sonra iki defa türev alacağım. Şimdi bu dx'in bir tanesiyle dx'i sadeleştirdim. Burada dx kaldı. D kareyle, yani d'nin biriyle integrali sadeleştirdim. Burada da d kaldı. O zaman ben 6x'leri 5 eksi 6x'in ne yapacağım? Bir defa türevini alacağım. Alıyorum. 30x'leri 4 eksi 6 olarak buluyorum.